Yeni bir videomuzdan merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Mutlu bir yuva izinde bu hafta Hüseyin Arslan hocamı konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hocam teşekkür ederim. Siz de davetimizi kırdığınız için biz de teşekkür ediyoruz. Ayrıyeten tekrar. Hocam bu videomuzda davranışlar üzerinde duracağız ve bir sonraki videomuzda da bu davranışları biraz çatallaştıracağız. Görüyoruz ki ne kadar ebeveynler olarak, eş olarak, birey olarak hep iyi bir davranışlar sergilemek istesek de, yani niyetlerimiz hep güzel olsa da bunları fiiliyata koymada zorlanabiliyoruz ve sonradan pişmanlıklar duyabiliyoruz. Bu davranışlarımızı şekillendirirken doğru adımlar atabilmek için önce davranış kavramını sorayım size ve insan davranışını oluşturan temel unsurlar nelerdir? İnsan davranışları belirli sıraya göre gerçekleşir. Dolayısıyla bunu formüle edersek şayet, formüle edersek şöyle söylememiz lazım. Biz ona B artı 3D formülü diyoruz. Yani bakış açımız B'nin karşılığı. Evet. Bakış açımız otomatik benim düşünceyi doğuruyor. Düşünce ise duyguyu doğuruyor. Duygu da davranış salgılıyor. Yani davranış olarak ortaya çıkıyor. Sistem böyle çalışıyor. Bütün sistem böyle çalışıyor şeyde. Ama şimdi negatif bir bakış açısı varsa bende bir olayda, evet, otomatikmen bu bakış açım düşüncemi negatifleştiriyor. Düşüncem negatif olunca otomatikmen bu duyguya yansıyor. İnsanoğluna Cenab-ı Hak şehvet ve gazap duygularıyla donatmıştır. Şehvet duygusunun içine giren bölümler yeme, içme, gezme, tozma, eğlenme, evlenme gibi duygular. Hepsi bunun çatısı altında cereyan eder. Duygu bu. Fakat gadaplanma dediğimiz, sinirlenme dediğimiz duyguya gelince bu duygu ise aynı şekilde kötü ve iyi duygu salınımı şeklinde olabilir. Bu da olabilir. Negatif olabilir. Pozitif olabilir. Yani bu duygunun kaynağının ruhtaki bölümlerini söyledim şu anda. Biz burada bu iki duyguda hayvanla ortağız. Çok affedersiniz. Canlılık noktasında biyolojik canlılığı ilgilendirdiği için yeme, içme, gezme, tozma, eğlenme, evlenme, cinsel ilişkiler gibi bütün olgular burada. Aynı şekilde gadaplanma gibi şeyler de burada donanmış bizde. Şimdi buna göre bu duygu oluştu mu harekete dönüşüyor. Yani ben sinirlendim mi fiile geçecek bu. Ben sevindim mi fiile geçecek. Ben şöyle yaptım mı fiile geçecek. Tam fiilin öndeki duygu. Tekrar şimdi bu izahlardan sonra bir daha formül edeceğim. Bir, bizim şeylerimiz, bakış açımız B artı 3D formülünü inceliyorum şimdi. Bakış açımız, evet, onu biraz sonra konuşacağım. Bakış açımızı oluşturan etmenler ne? Onu söyleyeceğim ama evet, bunu bir sıraya bir tekrar koyayım. Bakış açım. Hemen düşüncem etkiliyor. Hemen düşünme yapıyorum, bakıyorum. Burada hayvanlar biz gibi değil. Hayvanlar düşünmüyorlar. Dolayısıyla onların bakış açısı falan gibi şeyler akılla ilgili değil onlar. O kod sistemine göre hareket ediyor onlar. Tamam. Hemen düşünüyorum. Hemen duyguma yansıyor düşüncem. Ondan sonra işte fiili yapıp yapmamada irade çok önemli. Onlara değineceğiz şimdi. Başlıyorum buna göre. Evet. Ha, o zaman bakış. Tabii. O zaman bakış açımızı nasıl şekillendireceğiz? Onunla. Tabii, nasıl çekeceğiz? Davranışlarımızın. Evet, evet. İnsan davranışlarının oluşmasında en etkili alan şuur altı dosyalarıdır. Bakın. İnsan, evet, davranışlarının oluşmasında en etkili
olanı şuur altı dosyalarıdır. O zaman madem şuur altı dosyaları ise bu, önce minik bir şekilde, çok özlü şekilde şuur ve şuur altı ile ilgili sayın izleyicilerimize, değerli izleyicilerimize kısa bir bilgi vereyim. Buna bilinç ve bilinçaltı denir. Şimdi ben kısaca bilinç veya şuur niye denir? Beynimizin kullandığımız ve kontrol ettiğimiz kısmıdır bilinç. 100 olaydan 10'undan oluşur. Ve saniyede buraya kayıt 2000 bitlik bilgi gelir. Bu bölüme. Bu üst beyin diye söylüyorlar. Evet. Evet. İşleme kapasitesi çok küçük, düşük. Fakat çok zeki bir bilge gibidir burası. Bir ilginç bir şekilde kuantum bilgisayarı gibi çalışır burası. Bu bir. İki, bunun tarifi bu. İki, peki bilinçaltı neye denirdi? Madem bilinçaltı dosyaları çok ciddi baskı oluyor, bu ne? Olayların beynimize kaydı esnasında beynin farkında olmadığı kısımdır bu. Yani farkında, pozitif olmadı. Farkında olmuyor. Pozitif, negatif, 100 olaydan 90'ından oluşuyor bu da. Her şeyi kayıt altına alıyor. Bir kayıt cihazı gibi bu. Çalışmaktadır. Aynen. Hayatımız üzerinde baskısı tespitlere göre yüksek söyleyen var. Fakat %99 civarında bir etkili oluyor. Alanını bulursa hemen ortaya çıkıyor. Bulmazsa onu önlemenin yolları var. Onu da konuşacağız bugün. Bilinçaltımızın ilginç 4 milyar bit bilgi kaydediyor saniyede. Öteki 2000 bitlik, bu ise 4 milyar bit bilgi alıyor. Bilinçaltı işleme kapasitesi çok yüksek. Ama çok özür dilerim, değerlendirme kapasitesi yok. Aptal. Aynen bilgisayar gibi. Ne verirsen kaydediyor. Ama işleyiş... Ama onu yaşarken tabii. Yaşarken herhalde değerlendiriyor değil mi hocam? İşte şimdi kullanımında zaman olmadığı için, işleyişinde zaman yoktur ve şimdi oluyor gibi algılıyor dayı. Bunu anlamamız için bir örnek vereyim müsaade ederseniz ben şimdi size. Çok özür dilerim. Bir çocuk küçük yaşta 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında tacize uğruyor. Yıllar geçiyor. 30 yaşına geliyor, 35 yaşına geliyor. Fakat zaman zaman bunu o tablo, o resim, o ses dalgaları, ses dosyaları açılıyor. Fakat 35 sene sonra o adamı görüyor. Gördüğü an aynen 35 sene önceki bir ızdıraba duçar oluyor. Dengeyi kaçırıyor. Çünkü hemen bir sinyal alıyor. O gördüğü adamın dalgaları, frekansları onda kayıtlı. O çok affedersin, o pisliği yapan adamın yahut da farklı şey olabilir bu. Evet. O orada kayıtlı. Onu gördüğü an o fiili devreye sokuyor ve zincirleme domino diyor. Bütün hayatı boyunca çektiği üzüntüler tak 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 uğraş. Yani örnek açısından bunu verdim. Bunu verdim. Ama şimdi elimizdeki verilere baktığımız zaman şuur altı ne gibi faktörlerden oluşur? Müsaadenizle onların oranlarını söyleyeceğim ben size şimdi. Bir, ailenin çocuğun oluşmasında bu epigenetik bilim dalının verilerine göre %40-60 bandında etki ettiği netleşiyor. Son söylenen sözler sahasının adamları tarafından, ilim adamları tarafından yükseldiği konusunda bunun yani %40'ın üzerine çıkıyor. Normalde genel kabul %40 olarak adlanıyordu. Mesela oğlanın babadan, annenin kızdan etkilenme oranları. Mesela ne hocam o? İstenmeyen çocuk. Hocam. Yüksek tamam, sonra soruyorum örneğinizden sonra. Tabii. Bak istenmeyen çocuk hamilelik dönemini anlatıyorum şu anda.
Evet. İstenmeyen çocuk çocuk. Yüksek volümlü ses kayıtları. Anne karnında bunlar ses dalgası olarak, ses kayıtlı olarak duyulur. Örnek. Mesela anne çocuk 5 ay, genelde sistem 5 ay, genelde ama istisnalar var. 5 ay sonra çocuk anne karnına düştükten sonra, yani 120 gün sonra ruh geliyor. Ruh ise bu gelir gelmez dışarıdaki ses kayıtlarını alıyor. Mesela konuşuyorlar. Hay Allah diyor, bu çocuğu istemiyordum ya ben diyor. Hanımefendi yahut baba diyor ki nereden oldu bu çocuk diyor. Onların bir işten haberi yok. Fakat bu ses dosyası çocuğun, oğlan yahut kız fark etmiyor. Sistemine kaydediyor. Şuur alt dosyasına. Bir. İki. Örnekleri veriyorum şimdi. Mesela çok bağırtılı, kütürtülü bir ev. Yani annenin hamilelik dönemi felç. Psikolojik olarak sıkıntılı. Şiddet görüyor. Psikolojik baskı görüyor kadıncağız. Bütün bunlar bu içerideki çocuğun algı sistemine, kayıt sistemine ses volümü olarak geçiyor. Bu yani anne karnı olarak bölüm bu. Fakat doğduktan sonra ise subliminal mesajlar dediğimiz her türlü izlediği filmdeki 25. kare, izleyiciler Evet, bakabilir. ben de onu soracağım. Tabii 25. kare filmleri çocuklar izliyorsa oyun dosyalarında veyahut da film dosyalarında yahut da dizilerde, şuralarda, buralarda otomatikmen bunun da farkında olmadan bu gözün göremediği için rüyadaki göz görüyor onları. Biz bu göz 25. değil de 24. kareye ayar yani çizgileri öyle görebiliyor. 25. kareyi göremiyoruz biz bu göz. Ama bir göz görüyor onu. O göz rüyadaki göz. Ve onu oraya kaydediyor. Ve onun hipnoz oranı, etkileme oranı bireyi %40'a vardığı söyleniyor bunun da. Bu söylemler felsefik olarak kesin, oran olarak 2 puan, 3 puan değişir. Bu oranlar, yani olasılık hesaplarında olanlar %100 kesin değildir. Olasılık hesaplarında. Mesela %40, Hocam %90, efendim, buyurun. Buyurun, buyurun. müsaadenizle Tabii. dünkü videomuz yayınlandığı esnada bir annenin bir sorusu oldu. Şu an şuur altı ile alakalı, özellikle bu 25 kare ile alakalı olduğu için burada sormak istiyorum. Küçük çocukların, özellikle de erkek çocukların oynadığı oyunlarda savaş içerikli, vurdulu kırdılı içerikli mesele çok fazla ve çok da seviliyorlar. Çok cazip geliyor. O işte hani öldürme, vurma, kazanma, bu şekilde güçlü olma, bunun şuur altına tabii ki çok ciddi, dediğiniz gibi şeyi giriyor, yani kaydediyor. Dışa yansıması ne derecede negatif olur? Bunun cevabını Şu biraz an sonra çocuklar çok haşır neşir oldu. Şu an bunun çocuklar çok fazla meşgul olduğu için soruyorum bu soruyu. bunun bunun cevabını şu bilgilerden sonra daha net vereyim. İzin verirseniz. Tamam, Olur mu? bekleyelim o Birkaç zaman. bilgi Tabii. gelecek. Birkaç bilgiden sonra çıkacak. Ama unuturum belki. Unuturum belki. Bu konuda ebeveynlere birkaç önerim olacak şu bittikten sonra. O zaman o konuşacağım. Oldu mu efendim? Tamam. Tamam, buyurun Bu hocam. bir. Yani şey, sübdümal bir. Bu şey olarak, görüntü olarak. Bir de ses olarak. Bizim normalde 20 ile 20 bin frekans arasındaki hertzleri biz algılayabiliyoruz ses dalgalarını. 20 bini geçtiği an bu kulak duymuyor. Yüce Allah yarattığı ve donattığı kulunu o kadar evrenle şey yaratmış ki, uygun yaratmış ki, oradaki hangi ses, hangi volüm onu rahatsız ediyor bildiği için sistemi ona ayarlamış. Yüksek volüme kapatmış bu sistemi. Çünkü kaldıramaz, rahatsız olur diyor. Merhameti gereği. Rahman olun Allah'ım.
Evet. Fakat siz çocuklarınıza dinlettiğiniz müzikler 21. bin 21. bin frekanstan müzik dinlerlerse ki dinlerlerse bu otomatikmen şuuraltı dosyalarını yine %40'a yakın bloke ediyor, tahmin ediyor. Bu konuda 2014'te ölen Japon bilim adamının savları var, tezleri var bu konuda bunun olduğu ile ilgili. Genelde ateist dünyanın müzik sektörüyle nesli inançsızlaştırmaya doğru bir proje olduğu söyleniyor. Yani biliyorsunuz bir şey kesin delillerle elimizde ise benim elimde ise kesin derim. Ama okuduğum makalelerden elde ettiğim bilgilere göre ve ters düşmeyecek normalde bu ters düşmüyor normalde. Bu oluyor Evet, bilim. ve çok ciddi baskı altında kalıyor. Onun için müzik dinlerken çocuklarımıza içinde hangi mesajlar var? Çok özür dilerim. Michael Jackson'ı dinliyorlar. O adamın Emoto'nun tespitine göre o diyor ki heavy metal türü müzikler diyor. Aynen bak cümleyi söylüyorum. Heavy metal türü kuralsız müzikleri dinleyenlerde ileriki dönemlerde karamsarlık, kendine zarar verme, hatta intihar teşebbüsü olabilir diyor. Benim alanım çocuk değil ama bana alanımdan dolayı acaba bilgisi var mı diye bazen 13-14 yaşında çocuklar getiriyorlar. Ben alanım değil diyorum ama beni tanıyan samimi dostlarım, hocam tecrübeniz var, bize yardım et diyorlar. Mesela çok samimi söylüyorum bakın. Birkaç çocuk gelmişti. Kendine zarar veriyordu. Jiletle kolunu kesiyor. Çok özür dilerim, kalçalarını kesiyor çocukcağız. Banyoda şurada burada. Kendine zarar veriyor yavrucuk. İnanın bu meseleyi bildiğim için sadece çocuğa sorduğum soru şu. Yavrum müzik dinliyor musun? Dinliyorum efendim. Ne tür müzik dinliyorsun? Cevap hiçbirinde şaşmadı. Hepsi heavy metal türü. Yani kuralsız müzik. Neden? Çünkü kuralsız müzik diyor hoca. Kuralsız müzik diyor. Hücrenin su moleküllerinin kristalize olmasını önler. Evet. Bu da diyor. Şimdi bu da deyince o zaten kendisi Müslüman değil. İnsan ama. Mesleğinin onurunu yaşıyor adam. Mesleğinin gereklerini söylüyor adam. Bu da diyor bireyi yalpa yaptırır diyor. Düşüncelerinde şunda. Bizcesine gelelim hemen. Bizcesini söyleyeceğim şimdi. Çok önemli bir Buyurun. kayda söylüyorum değerli izleyicilerime. Çok önemli ama. Yüce Allah yarattığı kulunun mutlu olması için dünyada kullandığı organlarındaki çalışan hücrelerinin %70-75'i sudur. Suyla çalıştırıyor. Evet. Dolayısıyla kendisinin önerdiği davranış şekilleri suyun hücresinin su moleküllerini kristalize yapıyor. Helal dairenin keyfe kafi oluş meselesi. Yani bir fiil helalse onda ruh da mutlu oluyor. Ceset, biyolojik ceset de mutlu oluyor. Eğer bir fiil haramsa orada ceset mutlu oluyor, haz alıyor. Mutlu demiyorum ona ben. Ceset haz alıyor, zevk alıyor, vur patlasın, çal oynasın yapıyor. Bir daha mı geleceğim dünyaya ya diyor. Bu gençlik bir daha elime geçer mi benim? Ben dedemi görüyorum diyor. 100 yaşında adam yürüyemiyor diyor. Bu hayatı bir kam alayım diyor. Yani adam ben mutluyum diye bağırıyor. Ben de buradan ona telefon ediyorum. Kendini tanımıyorsun diyorum. Sen zevk alıyorsun. Haz alıyorsun. Canlılık anlamında hayvani aktivitasyon yapıyorsun. Ama mutluluk başka bir şey. Mutluluk ruhun hayat boyu durduğu huzur ve pozitif doyumdur diyoruz. Şimdi buradan bizcesi de bu. Demek ki ruh kullandığı hücrelerin su molekülleri kristalize ise harika huzurlu oluyor.
mutlu oluyorum. Demek ki bu etki, bu anne babadan alınan etki %40 ile %60 arasında oynuyor şimdi. Nerede oluşuyor? Bakış açımız olacak şimdi. Değerli kardeşlerim, dinleyenlerim, çevreye gelelim. İki etki faktörü, etkin faktör, çevre. Bu da... Hocam, oraya geçmeden evvel bakış açımızın şekillenmesinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kısaca bir değinebilir miyiz? İnanın size bir şey diyeceğim. Sen benim vereceğim bilgileri ön secile mi ne soruyorsun? Bunlar hep gerçek işte. Ben bakış açımızı nasıl kontrol edeceğiz? Yani tabii. Acelecilik diyelim hocam. Yok, sorun yok. Gayet makul senin sorun. Şimdi ben bir sistematik içinde sunuyorum şimdi. Yani bakış açımıza ne etki ediyor onu izah ettikten sonra, peki elimde olmadan bakış açısı almışım, gelmişim 40 yaşına, dosyalar kirli, evliyim, hanıma dalacağım çünkü dosya böyle tepiyor beni alttan, hadi diyor, vur, hadi affedersiniz küfret diyor, hakaret et diyor sistemde, çünkü dosyalarda kayıtlar var onlar. Bunu nasıl önleyeceğiz? Şimdi senin sorun onunla ilgili galiba. İşte o zaman evet. Onları az sonra izah edeceğim izin verirseniz. Şu tamam. Faktörler bitsin. Çevre faktörü. Faktör. Evet. Tamam. Çevre faktörü. Bunu konuşmaya gerek yok. Bu da biliyorsunuz arkadaş grupları, şunlar, bunlar, işte izlenen şeyler falan filan. Bunda kıpırdama yok. Bunda kişilik oluşturmasında %40'ı damgayı vurmuş bilim dünyası. Bu etken faktör %40 çocuğum üzerinde benim bu. Peki orada ne yapacağız? Yani orada ailelere öneri yaparken söyleyeceğim. Ve son. Bir de kendi çapası çocuğun. Buna da %20 kendi çapası okuduklarıyla, yaşamadık adacıklar arkadaşlardan edindikleriyle beraber %20 faksiyon ifade ediyor. Böylece %100'lük bir karakter oluşumuna doğru gidiş oluyor. Şimdi meselenin çok ciddi anlaşılması için herkes tarafından, ama ben bir örnek vereceğim. Ve lütfen izleyicilerimiz bu örneği bütün hareketlere kendileri uygulasınlar. Ne hocam bu örnek? Biz buna kırmızı ışık örneği deriz. Bu iş anne karnında başlar. Anne karnında başlayan serüvende baba devamlı surette bu ışık niye konmuş ya? Ya benim zevkimi önlüyor bu. Benim adrenalinim çok yüksek. Ben hızlı gelirken yani ona uymak zorunda mıyım diye devamlı konuşuyor. Çocuk da ses dosyası olarak bunu kaydediyor anne karnında. Neyse ben diyor, ben kırmızıda durmam diyor hanımına. Bu söylem çocuğun şuur altı dosyasına kaydoluyor. Çocuk doğuyor. Baba devam ediyor yine. Bu sefer ses dosyasına babanı arabayla giderken şeyde durmadığını görüyor. Kırmızı ışıkta çocuk. Dosyalar doluyor şimdi. Ve çocuk 8 yaşında geliyor. Babacığım diyor, bana bisiklet alır mısın diyor. Tabii tatlım, almam mı? Babasının sana kurban olsun diyor. Çocuğa bisiklet alıyor. Ve çocuk mahallesinde sürerken yavrucuk kırmızı ışığı görünce sistem koordineye geçiyor. Sinyaller koordineye geçiyor. Anne karnındaki ses dosyaları. Ne var ne gerek var bak bu işe. Benim şeyimi önlüyor, zevkimi önlüyor, hızımı önlüyor. Ben buna dinlemem. Sistem aynen geliyor, çocuk kırmızı ışıkta geçiyor. Evet, ve çocuğu kamyon çınlıyor. Ve baba kan ağlıyor, anne kan ağlıyor, dostlar kan ağlıyor. Nedenini kimse sorgulamıyor. Nedeni bu hareket. Şimdi ben diyorum ki, bakın. Ne olur? Anneler, babalar, çocuk hamile, yani eşiniz hamileyken şu konuştuklarınıza dikkat edin. Bilhassa ses olarak. 23 yaşında gözyaşlarını tutamayan kızım diğer şeylerde söylemiş olabilirim. Benim için çok önemli. Bana dediği şuydu. Annemin sesini duyunca deliriyorum diyordu. Ben de ona dedim ki kızım, annen, bu annenin sesini ne zamandan beri böyle bir nefretlik duyuyorsun dedim.
kendimi bildim bileledim. Eyvah dedim. Ne oldu efendim dedi. Annenin çok kötü bir hamileli geçmiş kızım dedi. Ne olur kadını suçlama dedim. Ve ona kendime göre öneriler yaptım bu konuda. Şimdi örneği oğlan çocuğundan verdim. Örneği. Bir de kız çocuğundan vereceğim şimdi. Bu anneler var ya, bu anneler, siz anneler. Suçlamak için değil, bir hata yapıyor. Bak, bir hata yapıyor. Biz babalar yaptık hatayı az önce. Biz yaptık, çocuğu kaybettik bisikletle. Siz annelerin hatasına gelince. Kayınvalidelerinizden ızdırap çekiyorsunuz. Sınavda bir başlık o. Fakat bunu çektiğiniz ızdırabı, bir hamilelik döneminde işin gücün kocalarına, eşlerine kayınvalide kötülüyorlar. Bıktım bu annenden. Ya Allah'ım, nereden düştük, bu kadın geberse de bir kurtulsam diyen mi ararsın bizde? Neler var? Çocuk kaydediyor. Kız çocuğu. Sonra bir çocuk doğuyor falan yine. Devam rüsvette kayınvalide götürüyor anne evde. Çocuğun. Ve sonra halalar, sonra teyzeler derken işi gücü herkes kayınvalideyi buluyor, bir tane ona ok gönderiyor. Çocuğun sistemi doluyor. Ve çocuk bakış açısını kazandı. Ne kazandı? Evet. Kayınvalide lanetliktir. Kayınvalidenin hiçbir hareketine güvenmeyeceksin. O tilkinin tekidir. Seni mutsuz etmek için bütün oyunları kurar. Bitti. Ve kızım evlendi. Yani bakın, daha kayınvalideyle yaşamadan kayınvalideye olumsuz bir bitti. Bakış açısı oluşuyor. Daha bakış açısı. Kavrandı. Şimdi bakın, bu düşünceye gelecek. Sonra duyguya gelecek, sonra dalacak kayınvalide. Ama hocam onları... çok az 5 dakikamız kaldı. Bu sıralamayı bitirelim isterseniz. Aman Allah'ım. Bir vakit yanaştı mı öyle? O yani zaman teorik kısmını bitirelim bu videomuzda hocam. Tamam o zaman. Bu şekilde kayınvalidesini görür görmez zaten negatif düşünceler yoğunlaşıyor. Ne diyecek bana şimdi? Bana şimdi sataşacak mı? Beni tenkit mi edecek? Evdeki tozu yüzüme mi vuracak? Yemeğimin tadını mı? Kız artık geriliyor. Şimdi madem vakit yanaşmış, ben şimdi size şunu söyleyeceğim. Madem vakit yanaştı için. Hamilelik dönemi çok önemli anneler. Doğurduktan sonra, çocuk meydana geldikten sonra görüntü ve ses de çok önemli. Ne olur bunlara dikkat edelim. 8-10 yaşına kadar kişilik yaklaşık %80 tamamlanıyor. Bu dönem ilginç dönem. Ne olur çocuklarınız bu konuda hep pozitif, olumlu şeylerle karşılaşsınlar. Evet. Ben şimdi şunu, sizin beni uyarmanızdan sonra mecburen biz bir müminin bakış açısını, bir müminin bakış açısını Rabbani örgüyle, Rabbani örgüyü belirler. Bakış açısını. Yani temelde bu. Bunu da akıl bari dönemine kadar anne, baba sağlar. 24 saatlik Rabbani prensipler bizi hem medeni olmamızı sağlar, hem de pozitif bir bakış açısı sağlar. Nasıl sağlar hocam? Bakın, işte ders bundan bitsin madem öyle. Bakın, bana kötülük yapana iyilik yapmalıyım. Ben akıl bali dönemine kadar annem döşüyor beni şimdi. 6 yaşındayım. Birisi bana bağırdı mahalleden, çocuğun birisi. Annem dedi ki tatlım dedi. Hata onun yaptığı bir tanem dedi. Sen yine güzel davran ona dedi. Bak şimdi örüyor şimdi. Başka? Devam ediyor. Bu konuda Kur'an-ı Kerim 7-8 tane ayetle benim bu düşüncemi, bakış açımı çerçeveliyor. Sarktırmayacak. Kötüye saktırmayacak. Negatife saktırmayacak. Onları donatıyorum şu anda ben. 2. Kısa kısa. Hemen efendim devreye giriyor. Konuşursan güzel konuşacaksın. İyi konuşacaksın. Yahut da susacaksın. Şimdi bakın örgü başladı bende. Sonra empatik düşüneceğim. Elimden ve dilimden kimse rahatsız olmasın diyeceğim. Bu peygamber sözü bunlar. Sonra ama kim öğretecek bana bunu? Bana ilham gelmez. Ve annem, babam beni gözlüyorlar şimdi. Beni yetiştirecekler.
Onun için anne baba bahçesi enteresan bir bahçedir. Bu meyve bu bahçede olgunlaşması için Rabbani örgüt çok önemlidir. Mesut Hanım. Elimden ve dilimden meselesi konuştuk. Dördüncü madde. Bana yapılmasını istemedim başkasına yapmayacağım. Müthiş bir şey bu. Bak çocuğu örüyoruz şimdi. Devam ediyoruz. Başkası hakkında kötü düşünce yapma yavrum, buna suizan denir diyor, eğitiyoruz beni. Bir yaşam ona gelmiş benim. Devamlı sürekli. Sonra da başkalarını rahatsız edecek cümle kullan. Yine örüyorlar. Bakın bunların hepsi ayet hadis. Başka bir şey kullanmıyorum burada ben. Evet. Çünkü bir müminin genelde insanın da ama özelde bir din var. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği sistem var. Devlet sistemi gibi sistemdir o. Bu önemli. Devam ediyoruz. Başkalarının kusurlarını araştırma tatlım diyor, eğitiliyorum ben. Kimseyi alaya alma diye eğitiliyorum ben. Ve öteki dünyada kusurlarının örtülmesini istiyorsan yavrum, sen de kimsenin kusurunu görme diyorum. Ve bana en son annemin tavsiyesi, öfkelendiğin zaman evladım öfkeni önle. Ne olur yer değiştir. Elin yüzünü yıka. Namaz kılabiliyorsan kıl. Konuyu değiştir diyerek beni, bakın 10 tane Rabbani örgüyle örüldü benim bakış açım. Söyler misiniz? Bu kadar olumlu bir adamın bakış açısı böyle oturunca şimdi bundan düşünce çıkacak. Birine dövme düşüncem çıkacak. Salar mı bakış açısı beni? Size soruyorum. Bu kadar naslar, bu kadar hareketler kontrol altına almış beni. Hayır sanmaz. Müthiş bir şey bu. Evet. Evet. Bir son cümle söyleyeceğim. Buyurun. Son cümle söyleyeyim. Şimdi benim bakış açım hep böyle olmaz ki. Ben en idealini söyledim. Çeşitli kültür gruplarından geldik, yöreden geldik, töreden geldik. Annemiz babamız cahil olmuş, bu konuyu bize işleyememiş. Yani hocam güzel konuşuyorsun da ben gelmişim 60 yaşına, sen bana git anan karnına gir tekrar gel böyle eğitil diyorsun. Bana realiteden bahset diyorlar şimdi. Hayır, bunu bana telefonda söylüyorlar. Ben de diyorum ki nesiller imha oldu, gelecekler imha olmasın diyorum. İlk hedefim bu diyorum. Ama gelelim size şimdi. Ha, diyorum ki bakın, madem benim bakış açım hep kötü olmuş, ortamım kötü, arkadaşlarım kötü, kötü 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 kötü. Hiçbir şeye negatif, pozitif bakamıyorum. Onlarca vaka var böyle. Evet. Yapılacak iş şu. Değerli kardeşler, kurallara uymayı kendinize adet edinirseniz o negatif bakışlar kurallar karşısında durur ve kendinizi kurtarırsınız. Özgürlük ve irade kullanımı bu konuda birinci sıraya alır. İşte kırmızı ışıkta çocuk örneğinde. Çocuk orada, eğer devlet bu trafik kuralını koymuşsa, bak şimdi akıl devreye girdi. Akıl devreye girdi. Koymuşsa, babamın sözleri baskı yapıyor. Baskı yapıyor. Ama ben kendimin ölümüne kendim izin vermeyeceğim diyorsa, ben kardeşlerime aile içerisinde negatif düşünen, geçmiş mazinin negatiflerini bugüne getire 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 bugün mahveden ortalığı, kendini önce sonra çerçeveni mahvedenlere diyorum ki ne olur o size geldiği zaman Rabbimizin gönderdiği yüce ahlak örgüsünde demin ki söylediğim maddeler var. Bu kuralları kırmızı ışık kuralı gibi algılayın ve vurun iradeye. İradenin hakkını verelim diyorum. Ayrıca doktor yardımı, psikolog yardımı, psikiyatri yardımı öneriyorum. Ve böylece evet, bir program bitirmiş oluyoruz. Bitirmiş oluyoruz. Bence bir üstadın şu sözüyle güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Ve nazar konusuna da çok değiniyor, bakış açısına sizin vurguladığınız gibi. Şu son vurguladığınızı bu cümleyle şöyle tamamlayayım. Evet, geçmişimize suçlarsak bu bizim için kısa yoldan kaçış olur. Hatta daha da büyük zararları getirir.
Nasıl yaratıcımız bizi yaratırken de bireysel muhatap almış, tekrar dirildiğimizde de bireysel muhatap alacak. Kendi yaptıklarımız ve kendi tercihlerimizle. Bir şey farkındalık geliştirmek ve ondan sonra da sizin de tavsiye ettiğiniz gibi doğru adımlar atmak elbette. Bugün de biz bu işin doğrusunu %50'sini yakaladıysak bizim neslimize çok daha fazla daha güzelini yakalamaya ciddi vesileler olacak. İnşallah bu noktada güçleniriz. Hocam sizler gibi İnşallah. ilim deryası, bilgi deryası, tecrübe deryası büyüklerimizi dinleyerek, eserleri okuyarak, güzel örneklere farkındalık geliştirerek geliştireceğimize inanıyorum. Yeter ki isteyelim ve bu noktada irademizin üzerine düşen gayreti gösterelim. Bu son cümlenizde Üstad Hazretleri'nin vermiş olduğunuz örneği vardı ya, benim Evet. saydığım işte 10 tane temel doneden çıkarttığı prensiptir o. Bu Evet. 10 tane ona bağlı temel donelerden çıkarttığı Kur'an ve sünnetten süzdüğü temel prensiplerdir. İşte bizim için de rehber bir düşünce açısıdır o diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Biz de size çok teşekkür ve ederiz seyircilere. Hüseyin hocam. Çok sağ olun. Hoşça Siz de çok kalın. sağ olun. Çok sağ olun efendim. Evet sevgili seyirciler, davranışların temeline inmeye çalıştık Hüseyin hocamla. Çok da derin ve özel bilgiler aktardı bize. Ben kısaca şöyle özetlemek istiyorum. Davranışların olumsuz ve olumlu yanlarına geçeceğiz diğer videolarımızda. Ama davranışların başta şekillendiren şuur altı üzerinde çok durduğu ve bu aile, çevre ve insanın iradesinde bu şuur altını nasıl iyi besleriz ve dışarı yansır ve etkileri nelerdir? Bu üç sacayağı üzerinde anlattı. Bir sonraki videomuzda da yine Hüseyin hocam da olumsuz davranışların eşlere ve aileye etkilerini konuşacağız. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir videomuzda tekrar görüşmek üzere ve videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın.